götürüyordu. Hocam. Evet. Orada tut da. Aynen. Bundan çıksın iyidir. Proje fikri tamamen öğrencilerimizden çıktı. Hani böyle bir şey, robotik günümüz zaten robotik günü olduğu için böyle bir şey yapabilir miyiz dediler ve beraber araştırdık. Birlikte yaptık her şeyi öğrencilerimle. Yapım aşamasından bahsedebiliriz hocam. Ne kadar sürdü? Yapım aşaması yaklaşık 3 ay civarı sürdü. Ve bunun en önemli özelliği portatifi tamamen kendimiz yaptık öğrencilerimizle. Parmakları da dahil olmak üzere. Kalıbını beraber yaptık. Her şeyini birlikte yaptık. Özellikle de sağlık alanında kullanılmasını hedefliyoruz. Ya da işte bomba imha ekiplerinde çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü yaptığımız el hareketinin aynısını yapabiliyor. Bu çok önemli. Ben okulum adına, öğrencilerim adına, öğretmenlerim adına bu projenin hayata geçirilmesinden çok mutluyum. Bomba imha konusunda insanlar hayatlarını kaybedebilmekte. Bu projenin geliştirilmesi sayesinde bu can kayıpları yok olacaktır. Yani en aza inecektir diye düşünüyorum. Ben öğrencilerimi ve öğretmenimi bu konuda her zaman destekliyorum. Her zaman yanlarındayım. Diğer ileriki aşamada da her zaman destek olacağım. Güzel projeler, ülkemiz adına güzel projeler bunlar. Ben okulum adına, öğrencilerim adına çok mutluyum. Okulumuzda bir proje geliştirmeyi amaçladık ve hedefimize de ulaştık. Biyonik elimiz var. Biyonik elimizi ilk amaçlamamızdaki en büyük hedefimiz sağlık alanında kullanılmasıydı. Diğer olarak da güvenlik alanlarında kullanılabilir. İnsanların tehlikeli unsurlarından korumak için de kullanılabilmektedir. Makinemizi, robotumuzun daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Başta sağlık olmak üzere, bunun dışında birçok alanda uzaktan bir kontrolle kullanılmasını hedefliyoruz.